Evet, 5. gün. Bu 5. günü de oynayalım bu arada. İyice incik cincik loot yapmaya çalışalım. Siz yalnız bayağı uzağa gittiniz galiba ya. Kanka biz loot'u alıp geleceğiz eve. Şevket, biz de şu yukarı çöl taraflarına çıkalım. Şevket'in hiç çalıştığını görmedim bu arada ya. Yo, adam da çalışıyor. Kardeşimin de hakkını yedirmem şimdi. Şevket tam bir feeder. Burayı nasıl Kilitliyor. lootladınız be ya? Ama Şevket abi de haklı, şimdi yemeğini Kanka yediler işte, Ege lootladıysa Ege loot'un yarısında ölüyor falan. 3-4 tane Ben lootladıysam malzeme kalmıyor direkt. Aynen, Yasin böyle bütün her yeri söküyor falan böyle. Çoktan en azından ben loot'ta ölüyorum, sen durduk yere ölüyorsun. İyiyim, Styra sağ olasın, sen nasılsın? Arkadaşlar, bu arada sabrınız için teşekkür ederim. Boss yok, boss yok. 7. günün olayı tamamıyla şu. 7. gün olduğunda zombiler çok çok daha hızlı bir şekilde akın etmeye başlıyorlar. Geceleri biliyorsunuz zaten güçlüler. Güçlerine güç katıyorlar bu 7. gün olduğunda. Samet, bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim ekip olmuş. Benden önce loot'a saldırıyorlar böyle. Benim ekip olmuş. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yiğidim. Ben niye şu şeyi hep kamerayı oynatıyorum ya? Ege, nasıl buldun burayı? Koklayarak buluyorum bu arada. Gücü. İki tane kit buldum. Çamaşırhaneyi soydu muydunuz? Oo, bir sürü yemek, şey, tıbbi malzeme buldum ha. İyilemeyi. Yok, çamaşırhane temiz gibi gözüküyor. Çamaşırhane şey, iki defa girdik. Bir Yasin abi girdi, bir ben girdim. Orada bir şey kalmamış olabilir ya. Ama boş girmişsiniz kanka, duruyor. Nasıl ya, ben tüm çamaşırları falan her şeyi aldım. Ha, birden fazla oyunda çamaşırhane var bu arada. Sen gitsin diyorum. Map'te yarım açık olmasa... Yarım unutmamışsınız kanka. Bir kısmı karakteri gibi, bir kısmı baş nereden giydiriyoruz? Üzerine bas, şey al, V'ye bas. Gitsin üzerine gel. Bu evden de gitme vaktimiz geldi. Ve dedin W değil mi abi? Evet. Full metal giysem acaba ölür müyüm? Neyse ya, full zırh olacak. Ama acayip yavaşlatıyor karakter. Deneyim puanını %10 arttıran gözlük aldım bir tane. İstediğinizde verebilirim. Ne? Deneyim puanını %10 arttıran gözlük. Ha, bize gerek yok ondan ya. Nasıl yani? Neden gerek yok? Kanka biz sürekli dışarıdayız ya, deneyim alıyor sürekli. Ben de dışarıdayım aslanım. Oy, burada FPS'im düştü. Demek ki güzel loot var. İlerle. Aynen. Ben burada bir FPS... O ne be, petrol mü? Yazıklar olsun bir. Şevket hariç hepsi bir oldu. Gördünüz mü, chat beni dışladılar. Ey yavrum, ey be. Beni de alın dedim, almadılar beni. Şaka bir yana, alt tabla bir işle uğraşıyordum. Ondan dolayı şey yapamadım. O arada bir chat'e bakayım dedim. Yalnız burada biz malzeme dışında bir şey bulamayız ya. Bol bol kumaş buluruz anca. Gerçi kumaş da çok rahat bulunabilir bir şey yani. Şu an ben kendimi loot yapıyor olarak göremeyeceğim pek fazla. Kumaş çünkü zaten fazlasıyla çıkıyor yani. Hiçbir sıkıntı yaşanmıyor konuda. Ama olsun, elimizden geldiğince lootumuzu yapalım. Ya oyun şey, izlerken sıkıyor olabilir ama inan oynarken sıkılmıyorsun kankacığım. Hani böyle özellikle... Bir de sürekli malzeme biriktiriyorsun ya, silah modları ele geçiriyorsun, kendini daha iyi, daha deneyimli hale getiriyorsun falan. Gerçekten çok çok keyifli oluyor. Ve komutan Logar, babuşum rüyamda seni gördüm, Warband oynuyordun demiş. Oynarız paşam. Yayında sizle beraberken oynarım ama single oynamam çünkü Bannerlord'dan çıktıktan sonra dövüş bayağı yıpratıcı geliyor, biliyor musun? Bayağı zor oluyor yani, hatta istersen dene. Önce bir gir, bir Bannerlord oyna. Bannerlord'dan sonra bir Warband'a geçmeyi dene. Warband bayağı zorluyor o konuda. Şöyle şuradaki çamaşırları da alalım. Hayatta kalma mücadelesinde arkadaşlar, aslına bakarsanız şimdi bizim birbirimize takıldığımıza, ettiğimize bakmayın. Bayağı bir malzememiz var evde. Hani ham madde de depoluyoruz bol bol. Yemek falan da depoluyoruz. Bizim için gerçekten çok iyiye giden detaylar var oyunda. Özellikle su kaynağı bulabilmiş olmamız. Yani 200 litreye yakın suyumuz var. 200 litre su da inanılmaz derecede etkili oyunda. Hani hayatta kalmak için birebir. Zaten fark etmişsinizdir. Ağırlıklı olarak
ok kullanmaya çalışıyoruz düşmana hem daha fazla zarar verebilmek hem de daha az masrafla hareket edebilmek için. Bütün hepsini araştırdım galiba. Aslında buralar da şey, buraları parçalarsam buralar da kumaş. Dünya kadar kumaş gelecek buradan. Ama yani kumaş ne kadar etki eder bilemiyorum ya. Ne kadar işimize yarıyordur, ne kadar lazımdır bilemiyorum. Oo, duvar kasası. Dur şimdi aldığımız statları bir verelim. Aldığımız statları şeye verelim abi. Aldığımız statları kilit açmaya vermemiz lazım. Kilit açma nerede ki? Bir saniye. Önce bir yalıtımı bir tık daha arttırayım. İyi yalıtımlıdan dolayı soğuğa karşı ve sıcağa karşı direnç alalım. Çarın çok fazla sıcaklama olayı olmasın. Ahmak yeteneğini de alayım. Birazcık zeka puanımı geliştireyim. Sonrasında sanırım nereden hallediliyordu bu ya? Kilit açma. Evet, kilit açma bir numaralı envanterden hallediliyor. Gelecek tur alabilecek miyim bunu? Yok. Algıyı seviye 5 yapmam lazım. 2 level daha almam gerekiyor abi. Kilit açma yeteneğinde iyice ustalaşmak istiyorum. Hani yanıma birkaç tane maymunçuk alayım. Bütün şeyleri açayım istiyorum. Bütün kilitleri açayım istiyorum. O yüzden çabalıyorum. Evet, bu arada bak Krofeyim haklı. Krofeyim haklı. Warband'da böyle en zor zorluk derecesinde 1'e 3 falan kapışırsın. Gerçekten rahat kapışırsın. Ama Bannerlord'a baktığın zaman 5 tane yağmacı gelip aklını alabiliyor. Çok doğru bir tespit buldum ben bunu. Doğru bir tespit olarak gördüm. Şimdi şu 3 level silahı tamir ettik. Direkt lan 3 level silahı kırmadım değil mi? Ha yok, kullanıma almışım. Lan dedim şimdi silahı kazara kırmış olmayalım. Şu 3 level silahı bir kullanıma alalım. Dürbünümüz var, bir de işte daha iyi vuruş yapmayı sağlayan zıbıdıkları falan ekleyeceğiz buraya. Biraz malzeme de bulduk. Ve Komutan Logar izleyicileriyle bir kale kuşatması savaşı yayını iyi olur. Adamsın bu arada demiş. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Kale kuşatma yayını. Kankam belki şey de yapabiliriz ya. Sahur yayını yaparsak o zaman yapabiliriz. Şu an pek o kadar enerjik hissetmiyorum da kendimi. Olabilir elbette. Evde demir yayımız mı var? Tamam. Demir yay kullanalım o zaman. Vurpun, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Oradan vurulduğunda ölmen lazım ama. Oradan vurulduğunda ölmeliydin. Abi tip mükemmel değil mi bu arada? Tip mükemmel değil mi bu arada? Gerçekten çok iyi ya. Hadi bakalım, burası otopark gibi bir yer mi? Parking, aynen öyle, aynen öyle, otopark gibi bir yer abi. Buradan bol bol araba malzemesi falan lootlayabileceğiz sanırım. Ama burayı araştırmışlar sanki. İçeri girmemişler büyük ihtimalle, orası belli. Ya bir de bir şey diyeceğim, bir daha mı geleceğim dünyaya? Ben şu demir baltayı kullanacağım ya. Oyun çok tatlış bir kastı. Ha evet, doğru, içeride tamir kiti bulunabilir. Bak, tamir kiti bulunma ihtimali çok güzel. Merhaba. Bak, çorak arazi hazineleri diye bir kitap okuduk. Bu çok işimize yarayacak. Dük jetonları zaten inanılmaz derecede fazla işimize yarayacak. Dük jetonları çok iyi. Bu eski parayı kağıt haline getirebiliyoruz ki hemen dönüştürüp kağıt haline getireceğim. Bazı şeyleri ham madde halinde tutmak elbette ki daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Burada bakılmamış belli başlı yerler vardır ya. Bütün otoparkı bizimkilerin aradığını zannetmiyorum. Oyunun en son sürümünde oynuyorum ben. Şey, yemek küflüydü bu arada, ondan almadım. Küflü yemek alırsan sıkıntı yaşıyorsun. Kendimize ev yapar mıyız bilmiyorum. Hiçbirimiz daha kendimize o base yapma alanında geliştirmedik. Ya da o kadar materyal almadık tahminimce. Bu arada arada ufak ufak FPS dropları var. Onun da bilgisini size vermiş olayım. Ufak ufak FPS dropları var. Peki sandık var mıydı diğer odada? Ben diğer odada sandık görmedim ama.
Bak burada sandık yok. Ama öteki odada içeride sandık var. Oranın sandığını gördüm. Var ya, iyi ki yanımda her çeşit malzeme taşıyorum ha. İyi ki yanımda her çeşit malzeme taşıyorum. Taşımasam buraları açamam. Teşekkür ederim Adir Profesör. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Eyvallah. Spike dropları varmış mı? Spike drop derken. Ha şey ya, şimdi sunucu bende, bir de üstüne yayındayım ya. Sunucu bende olunca, bir de yayında olunca ister istemez arada bir şey olabilir, kasma olabilir. Ama yayında genel manada bir drop görmüyorum ben. Av tüfeğini parçala, demir mızrağı parçala. Bizim demir mızrak birinci kademe de olsun. Tüfek parçaları da dursun şurada. Boş karton kutu. Tamam, bir üst kata çıkmaya hazırız. Diğerleri niye konuşmuyor? Çünkü mikrofonum kapalı. Onlar kendi halinde loot yapmaya gittiler. Üçü takılı. 1.2 kilometre uzaktalar. Airdrop düştüydü galiba. Airdrop'un mu peşinden gittiler? Nereden gittiler hatırlamıyorum da. Şu an bana niyeyse artık temizliyorum gibime geliyor. Sanki birisi buraya böyle hızlıca girmiş. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım havasında. Bakıp çıkmış gibi. Buranın böyle sağında solunda bir şey yok mu? Yer yok mu? Galiba yok. Arada oklar kırılıyor. Arada oklar kırılmasa çok iyi. Ha, teşekkür ederim. Teşekkür ederim kalpler için. Kalpler için eyvallah. İkinci el loot yeri. Ya hakikaten ya. Yok, bizimkiler buraya gelip gitmiş galiba. Ege öldü. Arkadaşlar dalga geçme zamanı. Lan kötü, yine mi öldün lan? 15 zombi, 15 zombi. Bana yere ne? Girdin. Bana ne? Niye öldün? Ben ölüyor muyum? Sana demir getirdim. Ben ölüyor muyum? Samet. Beni ilgilendirmez. Şey krafla şey. Yan odaları. Ya sana masayı demir getirdim. Krafla. Çalışma masasına. Kanka vurma vurma. Aynen. Craftlayın bakalım, yeteneksiz. Sana demir getirdim, demir demir. Biraz takdir et. Abi bunu ne yapacağız, kıracağız mı? Yok yok, ben açtım onu. Ölmeydin kardeşim. Açtın mı? Ben de kırmaya çalışıyorum şeyleri. Hala ölmeydin diyor. Burası mı, kafana varıyoruz lan? Abi şu kapıdan kaçalım. Da atış poligonu burası, çıkmaz sokak. Bir şey diyeceğim beyler. Ne? Uzun zamandır mikrofonum kapalıydı, yokluğumu. Fark ettik bu sefer. O zaman özlediniz mi beni? Yok. Bunlar ne böyle Eren? İyi, çünkü ben... Abi öleceğim. 20 canım kaldı. Beni beslemek zorundasınız arkadaşlar. Merhaba. Ben yine acıktım. Buna da yok. Çalışmazsan yok yani. Lan lan oğlum, sen benim yayına bakıyor musun? Görmedim. Çalışıyorum. Yemek vardır. Çalışıyorum. Eren. Çalışıyorum. Eren kaç. Abi kaç burada, çok uca yapma, 20 canım var, ölüp gideceğim burada. O kadar şey boşuna toplamış olacağız. Yok yok, envanterde hiçbir şey düşmüyor ölünce. Ne anlam var ölmenin? Deneyim puanı kaybediyorsun yiğidim. Deneyim puanı kaybediyorsun, yeteneklerini kaybediyorsun, fazla ölürsen hastalanıyorsun, travma yaşıyorsun falan filan böyle. Baya süründürüyor. Kastığın boşa gidiyor yani. Abi bunu boşaltalım. Buradan 10 yıllık yemek çıkar. Öyle yapmıyor işte kanka, E basıp unutuyor. Eren, senle beraber deneyim puanı kaybetmenle beraber itemlerin de düşse biz 22 gün primitivde kalırız kardeşim. Aynen. Uga buga taş devrinde döneriz yer böyle tabii. Uga buga. Yani sürekli böyle yerden taş toplarsın, odun toplarsın, yay yaparsın. Ondan sonra ölürsün falan bir tur. Tencere var, lazım mı? Gerek yok ona ya. Bizde bayağı şey, tenceremiz var ya. Eren, bire içtim, kafam güzel, bana güvenme.
Gel gel demirlerini vereyim gel. Eren gelme bana Mahmut Hoca'ya çık. Sandıkta değil al burada. Mahmut Hoca. Gelme Eren. Kafam güzel de ateş edemiyormuş. Öğrendim. Topladığımız malzemeleri koyuyoruz herhalde. Ha kanka, yani boş boş sandığa bak. Almazsa marangoz masasını yapmazsan biz hayatta kalamayız bu arada. Lan ne? Tamam lan tamam lan yapacağım lan. Eren görüşürüz. Görüşemiyoruz Eren. Akkı kedinin vermişsin ha. Dur abi ben şu fazlalık envanteri boşaltmam. Akkı kedinin vermişsin ha. 9 milimetre AK-47. Abi yanıyorsun. Ege yanıyorum Ege. Ege söndür ateşi. Ege yanıyor. Ege yanıyor. Zeref'i sağırıyorum. Klip alan söndüm ateş söndür ateşimi dedi. Bana biraz keles mermisi versene. Etlere el koydu yine mi? Abi ben hayır, eve döneyim mi ya? Öleceğim neredeyse. Keles mermisi mi? Olsa dükkan senin. Yalan konuşma Samet. 200 tane aldın üzeri. Olsa dükkan senin. Ben hayır abi olsa sen dükkan senin abi. Yani yok. Keleş mermisi falan yok. Bak. Eren ona al. Eren ona atlarım. Ne bu? Lan bu sandığın bro. İçinden alsana. Hangi sandık? Bak Yasin'e koyduğum sandıkta da var 46 tane. Silah ne sandığında şey da var. Giydim. Şöyle. Abi ben hayatta kalmayı bizimkilerden daha çok hak ediyorum. O yüzden etlere el koyuyorum yani arada. Yemek yapan mı sana? Hiç mütevazı olamayacağım o konuda. Yap yap. Oradan var ya böyle bir okkalı bir şey gelecek ha ya. İngiliz anahtarıyla çatal çekiş nerede canlar? Şeyde ıvır zıvır sandığım. Ivır zıvır sandığı mı? Ya senin dışında kimse sandıkların şeyini bilmiyor kardeşim içeriğini. Sondaki. Ha güzel elektronik parça da var. İngiliz anahtarı nerede? İngiliz anahtarı? O da dolabı. Yok. Bende var üstümde istersen yoksa. Ay, at. Şey bak ne lazım? İngiliz anahtarı çatal çekiç. Çatal çekiç var mı? Al İngiliz var. Anahtarı attım çatal çekiçe bak. Biraz çantasına bak. O da orada da olabilir. Çünkü dağıtıyorlar sandıklar. Samet. Çatal çekiç. Kardeşim yok. Yaptığım düzen bu diyorsan ben bu çatal çekiç de var. Gel. İkisi de var. Ben bu düzenin içine sıçayım yani. Böyle sandık mı düzenlenir? Kanka dahisini yaparsan görürüz yani şimdi. Kötüsün bu arada yani. Hayır yani böyle düzen mi olur yani? Duvarlara sandık mı asıldı? Olur. Duvarlara sandık asıldığı nerede görülmüş? Bu dolap mı? Bu yük katırının ikinci seviyesi açılmıyor. Niye? Kanka ondan önce öndeki skill puanlarına vermen gerekiyor. Öndekine değil yukarıdakine vermesi gerekiyor. Yukarıdakine işte öndeki dediğim çöpers lafımı çarpıtma. Evet şimdi öğrendim. Gider şimdi hepsini vermeye başlar yapmasa. Kardeşim kuvvete vereceğim kuvvetten yük katırına işte. Kuvvetten tamam çözdüm. Benzin mi israf ediyorsun? Yoo. Benzin mi israf ediyorsun köle? Şu an çalışmıyor ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Ses kayması mı oldu? Ya arkadaşlar bende drop falan gözükmüyor bu arada. Drop yok bu arada ya. Ya benim yayında drop falan gözükmüyor. Ben şey yapıyorum, bakıyorum, kontrol ediyorum. Ha FPS drop oluyordur. FPS drop'a yapabileceğim bir şey yok. Yasin 3 dakika 37 saniye içerisinde bir çalışma masamız var. Sonra fırın için girişeceğim bir şeyler yapmaya. Fırın yaparız. Sonra ben yavaştan şey yapmaya başlarım Samet. Çimento falan yapmaya. Ölüyorum, öldüm. Hoş geldin aramıza be. Bizim niye kapımız yok? Abi beni bıraktı orada tek başına yukarı gitti öldü. Abi bizim kapımız yok. Eren hemen şikayet ediyorum ayıp oluyor. Abi bıraktım ben ama. Hayır bak kapı yok burada. Nerede? Dış kapı. Lan dış kapının ilki var ikincisi yok işte arka kapı yok ön kapı var sadece. Arka kapı niye yok? Lootlamadım bir yerden. Ben kapı yapacağım. Kapısız. Alışmışım çalmadım yer diyecektim oldu. Ya. Kırılmadım. Kapısız olmaz. Hoş geldin Eren ne yapıyorsun? Ya şu emanetleri bırakayım şuraya. Tavana su lazım. Son sandıkta her şey var bu ne? Ya kanka şimdi hani su olsa can feda var biliyor var. Yemek sandığında bir ton su var al onu. Oğlum 1 milyon tane suyumuz vardı. Hayır su falan yok kardeşim Allah Allah olsa. Onlar da mı yedi? Olsa vermeyeceğiz mi ya?
Abi bir sır vereyim mi? Su yenilmiyor. Hayır. Böyle bir şey yok yani Samet. Olay yanlış anlamışsın. Ya o zaman var kardeşim, var gel paylaşacak suyu. Bak şu sandıkta, ikinci sandıkta. Tamam abi, gerek yok ben. Buna bak, oku atıyor. La al iç ya kendim. Yok abi. Yok hallettim ben. Allah Allah ya. Ya adam misafir Samet, ayıp ya. Şevket düştü arkadaşlar, Şevket düştü. Şevket gitti. Ya bizde misafir falan var. Yok. Bizde herkes çalışacak. Bize herkese muamele aynı. Bir tek neyse. Ne? Bir tek ne? Yok bir şey. Al kapı yap. Yapacağın kapıya sıçayım. Benim... Allah Allah. Can Göstem üstünde sana Azrail resmi var. O ne? Kanka öyle yeni öldün çıkıyor. Ya. Öldükten sonra tramla yaşıyorsun işte. Bir süre kendine gelmen zaman alıyor. Şu karga yine geldi. Allah kahretmesi şey yüzünden öldü. Gel, ya yine peşimizde karga var. Peşimizde kargam var. Hani nerede? Yukarıda. Akşam yemeğimiz o. Onu da mı yiyeceğiz? Ben vurmuyorum. Vazgeçtim ya. O sizi yesin. Bu böyle vahşi yaşam döngüsünü siz anlayamadınız. Ben onu anladım. Bizim onları yememiz gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani onlar bizi yerse anlaşamayız ki. Kanka ben ekibi yanlış seçtim galiba. Hepsi öldü bunlara. Ama abi sen beni yalnız bıraktın. Ben yaşıyordum. Beni de bıraktınız 15 şeyin arasına. Bak. Eren öğrendi işi. Önce geyi sattık, sonra Eren satıldı. Ya arkadaşlar işte hiç güveneceğiniz adamı bilmiyorsunuz. Yasin güvenilecek adam mı? Doğru, doğru. Ben artık Samet abinin tarafındayım. Ha ne oldu? Chopper's? Ben de onları takip ediyorum. Ya 15S'ye yem etmedi o beni henüz. 15 10 diye. Ederse yeniden bir durum değerlendirmesi yaparım. Ege tam bir motor bu arada ya. Vay toha. Aha lan su buldum lan. Burayı işaretle Ege. Sudan bol bir şeyimiz yok. Biz deniz bulduk. Deniz bulduk biz bu. Bir saniye. Öyle su buldum diyor. İşaretle diyor bir de. Ay işaretledim. Kilitleyebiliyoruz mu burayı? Şu 9. Lan bir şeyler oldu, ne oldu? Şey lan. Kanka siz ne yaşıyorsunuz gene? Kilitleniyor mu bu? Dedik galiba, bilmiyorum ki. Dokunmayalım. Kapıyı mı kilitlediniz? Galiba sana daha bir su kuşuyu da kilitledik. Arkadaşlar beni neden su kuyusunun içine kilitlediniz? Ya Ege ya. Neden ya olmasın? Oğlum siz niye rahat durmuyorsunuz? 7K canı var, 7K. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Bence bu su kuyusunun içine yerleşmemiz lazım ha. Tamam işte sen yerleş orada. Arada bir yemek getiririm sana. Lan oğlum şeyim yoktu lan. Lan o neydi o şeyin adı? Frame. Frame'im yok. İskelet bloğum yok. Allah. Allah. Samet abiyi kapsetmeyi başardık. Sonunda şey kurtuldu. Ya oğlum sırf biraz fazla yemek yiyorum diye insan su kulesinin içine sıçarsam ne yapacağınız tertemiz suyunuz ha? Kız kulesi mi güzel? Aynen. Abi orada sen yaşıyorsun. Kanka insan olduğu yere şey yapmaz yani ama sen bilirsin. Zombi apokalipside her şeyi mübah giydim. Evet. Yaya kulak da sırf karneyse. Ege arkadaşımın kız arkadaşını bırak arkadaşımı bile götürürüm. Haydi. Çekil lan. Aa, koca göklü. Ne yaptınız oğlum siz? He? Ne yaptınız? Şey yapmadım lan. Ben bir şey yapmadım. Götünüzü keseyim mi bu bıçakla? Ben niye ben affediyorsun şey oğlum ki. İçeri? Derdin ne lan senin? Derdin ne oğlum? Derdin ne? Dur. Dur derdin ne? Çık lan bu kabileden. Ayağım! Ayağım! Ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı lan. Yapacağınız işe sıçayım arkadaş. Ayağım kırıldı ayağım. Şey ver. Bandajın var mı bandajın? Band bandaj değil. Bandaj ne abi? Lan oğlum! Lan ahbaba darıyor! Abi bandajım yok ya. Kötüne eğleniyor arkadaş. Siz nasıl ekipsiniz ya? Lan sizden önce ben daha iyiydim. Abi Yasin'in başına gidermişsiniz. Tamam arkadaşlar ya Yasin'i yalnız bırakmayın bak o takım kaptanı herkesten iyi yönetiyor. Ya beni bırakın bir saat ben toparlayayım. Bant bulun bana bant. Bant abi bulun, bandajım ayağımı, kalmamış ya. Ayağımı sarmalayacağım. Ya bandajı bir yerine sok. Bant bul bana bant. İki tane kütüğü bak dinle beni dinle gözümün içine bak. İki tane kütüğü alacağım.
Onun iki tane kutuyu alacağım, ayağıma bağlayacağım. Ahşap kutusu. Yok abi bant maalesef. Efendim abi? Eren bir tek sana güvenebilirim. Bana bant bul. Tamam abi. Evden git bandı al gel Eren. Ben böyle sürüne sürüne eve gidemem. Gidersin gidersin. Bir şey ama. Ya ayağımda bir el verin bir el verin. Tamam, ben eve gidiyorum. He eve git de bize bir bant getir. Gözünü seveyim ya. Yemin ediyorum takıma bak ya. Ben şeyi lootladım. Malzemeye getiriyorum da siz bilirsiniz. Abi o malzemeler bak, haram. Ölüm 11 Ege. Ölüm 2 Eren. Ölüm 7 Yasin. Ölüm 4 ben. Öldürülen düşman 173 Samet Güngör. Kodumun ameleleri sizi. Hiç bak bakayım yaramam. Bir de bana. Hiçbir alta da yaramamışlar. Samet beni göstersene. Öldürülen düşman. Kırıldı. Kalbini. Oydu. Kardeşim 152 düşman öldürmüşsün sen de. Kalbime de mi? Bir de evden çıkmadım ben görüyor musun? Eyvallah. Alageyik teşekkür ya. Ederim iyi yayınlar ve hayırlı namazanlar dilerim. Abi bandaj yok şeyde ağrı kesici kan torbası falan. Kardeşim o değil o değil. Bak bildiğim bant bant. İzole bant hani yapıştırıcı bant. Her bildiğin elektrik bant. Dümdüz ha. Bant. Evde şey var ayaklık var sargılık ayaklığı. Ya onu da verebilirsin. Ben bant getireyim daha az basacağım. Ben burayı lootladım mı ya? Ben buraya girdim mi ya? Ben olsam hiçbirisini vermez mi? Siz bilirsiniz arkadaşlar. 15 tane var mı? Birer birer alamıyoruz. Kanka al hepsini getir ya boşver. Bunları aldım ya. Zaten. Allah'ım elden ayaktan düşürme ya Rabbim. Hele ki bunların eline. Hele ki bunların eline. Biz ne yaptık sana? Tövbe estağfurullah. Bak sana Emet buldum. Sana aç mı bıraktık abi ne yaptın? Aynı yerde dolanıyoruz. Kanka sana demiyorum ya. Bizimkiler var ya bizimkiler. Tam hainler ya. Samet abi yemek buldum sana. Gel besleyeyim seni. Lan köpek Ege lan emekleyerek gitsen sana yetişemem. Bir de gel sana yemek vereyim diyor ya. Dur ben geliyorum ben. Dur orada. Heh. Ah. Niye yoksun ama? Ha kuzu kumanyası. Ben benimle dalga geçeceğim zannettim. Allah razı olsun. Vallahi kuzu kumanyası verdi. Evdeki ızgara etleri çaldıydım ama sağ ol kanka yani ne diyeyim. Vermeyin vermeyin. Vermeyin. Bu senden benden zengin. Izgara etleri çaldıydım ama Allah razı olsun. İnsanlar böyle böyle zengin oluyor vermeyin. Ay bak en sevdiğim soru cümlesi geldi. Vereyim. Neden boktan oyunlar oynuyorsun? Çünkü ben de bir bokum. Abi sabit dur. Heh bantlara atla. Atma atma. Allah razı olsun ya. Vallahi Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Bak burada. Şimdi şey diyecektim. Burada sana bir sana ama. Güveniyorum Eren. Burada bir sana güveniyorum bak. Ben sana yemek verdim. Ve Ester Konyat bence bırakın kendi evine gitsin mi? Vay haklı ya. Haklı. Oh Allah razı olsun. Bundan sonra var ya naf size bant. Eren hariç. Ben sana yemek verdim. Ha bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Yemek verdin Allah razı olsun tamam bir şey demiyorum sana. Teşekkürler. Samet'in envanter yerinden bakıyorsunuz mu arkadaşlar? La bir şey yok envanterimde ya. Envanteri de envanteri. Aha mızrağım bitti. Ya buradaymış. 9 level pistolüm var 3 level mermim yokmuş. Ha 3 level pistol vereyim silahınıza mermi varsa. 3 level Ege'nin pistol altında mi? Kaldı çekil çekil ha şurada. Aldım. Yeteneksiz Ege'nin altında bunların... var. Şeyi mi var? Level'ı mı var? Level'ı var tabi. 3 level daha şey. Kardeşim üşüyorsan sana paltomu vereyim. Sana bak üstümü canın, vereyim bak. Canını ha. Alır sakın bir şeyini al. Canını al. Alayım al, abi. Kardeşim al üstü yani. Alma alma. Almamış. Hayır hayır. Al ki benim sıcak soğuk direncim var al. Yalan konuşuyor. Sakın yapma öyle bir şey. Ceyli onlar. Baktığınız helal ya bunlar beni... Hayda! Abi önümden şimdi her ihtimale karşı sana teşekkür ediyorum. Onlara da şey ortasını bulmak lazım. Abi bunlar beni iyice kötü belledi ya. Ege. Abi öyle tanıtıyorlar. Efendim. Gel gel buraya gel buraya buraya buraya. Bana bir tane masa yap. Şu direği görüyor musun? Evdeki tüm yemekleri yiyor. Abi o bana girmesin ama ya. Abi şu direği görüyor musun şu direği? Bana o çok büyük. Tamam bu eve ben gireceğim. Bu bana diğerleri size. Gidin soldaki evi yağmalayın. Tamam. Eyvallah. Oyun karıştı. Etiki debuff verin yalnız bildiğin
taşlama simülatör izliyoruz. Taşlama simülatör. Ya moruk gelen bana geçiyor. Ben gariban şey adam balyoz indiriyor. Ben anlamadım ki gelen bana geçiriyor, giden bana geçiriyor, loot'a getiriyorum bana geçiriyor. Kanka evi getirin hiç loot'ları görmedim ben bu. Kardeşim ben o kadar çok loot getirdim ki var ya. Şşş, benim içim yandı. Tabii canım. Bu ne ya, her yer kapalı. Üst kat bende. Ben şuraları açacağım bir de. Çalışma masasını yaptım bu arada. Kanka eline sağlık, eve ölüp geliyor. Çok tecrübe kaybedeceğim ama yapacağım. Kırılmaz şey. Ölmek yeteneksizlerin işi. Kanka ama... 4 defa ölmüşsün ama. E kardeşim ben o kadar yeteneksizim yani, ne yapayım? Adamın biri kanka... gibi 11 defa mı öleyim, ne yapayım? O adamın biri ben mi oluyorum? Estağfurullah. Alın ana. Ege bana diyor, alın. Ha tamam. Dere dere dede dum. Dum 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 dum. Oha. Şevket'im ben sana o kadar parti atıyorum, niye gelmiyorsun yavrum? Kanka Şevket de anladım sonunda seni. Şevket tarafından satıldı. Ben dedim acaba bizimkilere suikast mı düzenleyecek de, gerek yok yani, Şevket benden, onu hepimiz biliyoruz. Şevket'le ben ayrılmaz bir bütünüz, istese veririm o derece. Şevket istesene. Lan Ramazan Ramazan pis herifler, insanın aklını karıştırmayın. Kanka 24 tane tamir kitim var, vereyim mi sana? Vermen ki. Nasıl tanımış beni? Çalışma masası yapma blueprinti geldi. Bana versene Samet, onu saatla yapıyor. Nah veririm. Sen bilirsin. Sakladım kardeşim, sakladım, öyle şey mi olur ya? Reapers öldü. Lan tamam lan, vereceğim lan. Kahrından ölme lan. Yukarısı bitti. Geliyorum eve, bekleyin. Gitti eksperimentim ya. Ben niye sürekli düşerek ölüyor? Yeteneksizsin. Kanka fabrikanın tepesine çıktım, ayağım kaydı. Aha çete şeye bakıyorum sanda chest'e. Aman 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 aman. 250 tane tabanca vermesi bulur Samet. 256 tane. Ben tabancayı Ege'ye attım balım. Ege'ye derim. Üstelik ben tabanca kullanmıyorum. Ok atarak indiriyorum düşmanlarımı. Kanka gün geldi. O zaman tabanca şart. E vurmuyor bu oyun. Ha vurmuyor bu. Şevket gözünü seveyim, sandıklar karıştı. İçinde kalıp derde olacağına dışarı çıksın, mert olsun Şevket, bırak. Ya. Karıştır sandıkları da. Silah çesine ne yaptınız siz, ortalık her biri her... Aman aman aman. Kafam karıştı. Şu seviye villadı... Yasin bir şey diyeceğim. Efendim? Benim save'i sana verme imkanım var mı? Var. Ben host olunca acayip giriyor, biliyor musun bana? Tabii canım. Şeye gir. Steam'den dosyaları doğrulattı. Dosyalara bakma şey. Dosyalara göz attı. Orada save var. Save'i bana gönder direkt. Tamam Gitti. Tamam balım. Gelecek el sana verelim. Çünkü ben yaşayamıyorum. Tamam, dosya tecrüden bana gönder. Ben kaldırırım sizi. Eyvallah eyvallah canım, niye değil. Yani hem biraz şey, günü durdururum, 60 dakika yapar, biraz da etrafı gelecek sefer. Aynen hazırladım. Yani evi toplamak için kullanabilirsin o süreyi. Tamam. Sen masayı nereye koydun Samet? İçime.
Kanka o bana lazım ya. Şu an bende. Getir eve gel ya. Kardeşim loot'un bitsin geleceğim eve. Çirkefliğin lüzumu yok. Efendi efendi bekle. Ya da gel yanıma al yani. Ben de bu arada enfekte olmaya başladım. Umarım antibiyotik var. Antibiyotik yok, bal var. Olur. Bal %5 gideriyor. Kaç enfektin kaç? 0.3. Tamam, bal içeceğim. Boş şişeler ne yapıyorsunuz sizler? Ringo ringo şişeler. Atıyorsunuz değil mi? Yok, ben onu cam yapıyorum. Yapma Ege, yapma, evde cam kalmaz. Lan! Aa, gidip de evdekileri yapmıyorum ya, durdurdukları. Yapma onları, yapma. Kahrından cam işe öldü bu da. Alırım gırtlağınızı. Oğlum 3 tane zombi üstüme geldi, korktum lan. Öleceğim sandım lan. Arkadaş, hani bir kural koymuştuk, birinci seviyeleri parçalıyor. Evet. Ben öyle yapıyorum. Hep birinci seviyeye getirmişsin. Oğlum ben kendime çok tatlı bir çatı arası buldum. Ömür boyu burada yaşayacağım artık. Ya evimiz taş balta aramış ya. Ya. Taş balta nedir ya? Onu niye lootladın? Taş balta. Hangi yeteneksiz lootladı lan taş baltayı? Bilmiyorum. Merhaba. Doğru söyleyin, götünüzü keserim. Hatırlamıyorum, ben olabilirim ama. Loot bayağı abartmış. Yasin, loot, çalışma loot, masası loot. Lazımdı ya. He? Geliyorum birazdan. Ben de bir an artık yok diyecek sandım. Ama vallahi korktum. Birazdan geliyor kardeşim, çalışma masan. Yeteneksiz gamers gibi olmuş. İnek gözlüğümü giyip. Yasin, geliyorum çalışma masasıyla. Kısa zamanda evdeyim kardeşim. Kısa zamanda evdeyim. Geberik. Oo, hoş geldiniz Samet Bey. Kardeşim merhaba, nasılsın? Aka chestleri düzenliyorum. Chestlerin içinden geçmiş bir çocuk. Sağlığın saatin nasıl inşallah? Keyfin, halin, hatırın yerinde. Canım gel arkana bak. Bak bu çalışma masası, blueprint'i bu çalışma masasının kendisi. Geleceğim, balesin yüzde kaç olması gerekiyor? %5'ten fazla sayı tedavi etmez. Samet buraya gelip fırın yapsana bir tane. Yapayım. Fırın içinden lazım. Balı da attım chest'e. 4 seviye 2 tane taretimiz var. 7. gecede bayağı rahat. Envanterini tahmin et. Bak medik kitini atıyor şeyini. Düm şeyi. Onarım kitini. Kanka bir saniye, sen bana ne dediydin? Fırın mı? Aynen. Fırın bende yok. Lütfen beni de taş ocağı. Ha taş ocağı. Ulan taş ocağı yazsana, fırın yazınca çıkmıyor ki. Yok. O zaman normal ocak yazacağım. Yok, ocak lootlamamışım ben. Değirmen kılıklı bir şey var ya. Değirmen değil. Neydi onun adı? Konkrit mi yaptın? Neydi? Türkçesi neydi onun? La çimento harcı. Harç çimento. Çimento şeyi. Mikser. Çimento mikseri. Ne istiyorsun için? 10 tane mekanik parça, 1 tane motor, 4 tane yay, 25 tane dövme demir istiyor ama bence bizim ilk önce bulmamız gerekiyor. Fırın bulmamız. Motor vardı evde. Motor bayağı var, motor yaparız da. Motorla alakası yok. Bence bizim önce fırın bulmamız gerekiyor abi. Arkadaşlar loot'a gideyim, biraz etrafa dağılın ya. Ben loot'tayım bu arada. Silah kullanmama sebebim mermileri elimden geldiğince harcamak. Elimden geldiğince kısıtlı harcamak. Hani mermileri 7. güne saklıyorum arkadaşlar. 6. gündeyiz zaten, birazdan oyun da değişiriz ufaktan. 6. gündeyiz. 6. günde 6. gün bitince 7. günün sonunda mıydı? 6. günün bitiminde miydi? 6. günün bitiminde, tam 7. gün. Sabahtan uyarı veriyor zaten 6. günün. Aynen. Yani yarını da oynadıktan sonra bir şey olacak. Yarın dediğim ya, yayında oynadığımızda 6. günü bitirdiğimizde horde gelecek. O horde'a karşı da silah kullanacağız abi. Bow kullanmayacağız. O yüzden silahı horde'un geleceği zamana saklıyorum. Şu silah envanterine bir bakayım. Doğru düzgün silah modülü var mı ya?
2x dürbün. Tam otomatik mod. Yalnızca otomatik atış yapması için modifiyeli. Otomatik atış olmaz abi. Yasin eline sağlık bu arada. Vallahi chestleri iyi düzenliyorsun kanka ya. Ama hepimiz yorulduk anlaşılan. Çünkü hep beraber evdeyiz. Yo, ben dışarıdayım. Hepimiz yorulduk. Gel balım sen de şey yapalım ya. Bugünü artık evde mi geçirelim? Dışarıya mı bir çeki düzen verelim? Eve saldıracaklar sonuçta. Abi bir saniye, ben neden spike yapmıyorum abi eve yardımcı olmak için? Kanka, biz olabilir. Onları yapın, ben birazcık daha loot diyeceğim ya, gelme. Dikenli tahta tuzak yapıyorum Yasin. Tamam kanka. Ama tanesi için dünyanın parasını istiyor be, şeyini istiyor. Tahta mı? Abi ben o zaman odun toplamaya gidiyorum etrafa. Peki testere nerede? Testere üstünde ya. Getir buraya. Getiririm birazdan. Yasin nereleri savunacağız? Yani nerelere savunma örmemiz gerekiyor? Sen bana onu söyle. Kanka. Buradan aşağı düşecek. Burayı komple spikelayacağım zaten. Buraya iki kare kız. Dur bir dakika. Tam şey nasıl? Samet ben düşünmeye bir işaret koy. Deneysel yöntem. Dur Samet. Dur ben şey odun kesmeye gidiyorum, sen orada işini hallet. Tamam. Kapı önünü ve binanın etrafını spikelayacağız komple. Binanın etrafını mı? Aynen. Ege buraya gel, bırak otur. Bir dakika bitireyim şöyle. Şansımız var ki etrafta ağaç bol ya. Kanka yeşille o yüzden yedim. Mermimiz evet, de bayağı evin bu. Çatısını da kapamak lazım. Çatıda geçireceğiz ki geceyi. Geceyi nerede geçireceğiz? İçeride mi geçiririz? Tabii canım. Şu mesela birimiz buraya geçecek. Etrafı komple çeşit setup olarak mazgalları. Gel Samet, planını göstereyim sana. Abi benim bir 5 dakikalık işim var, geleceğim. Çıkacağız mı şimdi zaten ya? İşine bak sen. Aynen kankam, keyfine bak. Teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Erencim sağ olasın. Eline sağlık. Emeğine sağlık. Teşekkür ettim abi. Tepki çestesinin üzerinden mi? Ben boşaltıyorum üzerimi komple. Oğlum 900 ne lan? Bodruma girin, orası bayağı sağlamdı. Ha, kendimizi köşeye sıkıştırmayacak şekilde kanka. Aynen. Kendimizi köşeye sıkıştırmayacak şekilde. Çünkü köşeye sıkışırsak kaçış rotamız olmazsa olmaz. Şimdi diyelim bizi üst katta iyice sıkıştırdılar. Bitik durumdayız. Ne bileyim bir yere şey yaparız. Döşeme diyorum ya. Wood frame'lerle hani yukarıdan pıt 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 yan tarafa falan kaçarız, anladın? Baktık ev başımıza yıkılacak gibi. Şu kenarlara falan kaçarız. Burası böyle askeri bölge gibi. Yalnız Yasin şu bizim giriş çıkışları falan da kapatmamız gerekecek ha. Gerek yok ya, buraya komple spartlayacağım ben. Öyle mi diyorsun? Günü alacağım. Samet ben yayın dışı hallederim onu, istiyorsan şey yap sen. Hallederiz balım. O zaman bugün Ege de eve gelsin. Birazcık geliyorum daha odun keselim. Saat 10'dan önce evde olalım. Evet. Sayıp alıp ufaktan şey yaparız ya. Niye için hazırlık yapıyoruz? 7. günde çok büyük bir zombi grubu gelecek. Yavru yanlış şeyle vuruyor. Yok ki. Taştan yap daha iyi kanka, ötekini araya vereceğine. Taş bile kalmamış etrafta. Her yeri yemişler ya. Tam bir looter bizim. Güzel eleştik ya. Bereketli kanka, kaç bölümdür yağmalıyoruz ya. Komple yani burayı savunması da kolay olur. En kötü şu askeri bölge var ya Samet. Hı. Oranın içine yerleşebiliriz temizliği. Bak şey de yapabiliriz. Habu yamdur taktiği de yapabiliriz. Yani asıl evimizde kalmayız. Gidip böyle feda edilebilecek sağlam bir yerde savunmamızı yapar. Asıl eve geri döneriz. Asıl evi sürekli kuvvetlendiririz böyle. Burayı sürekli güçlendiririz. Hani save'i ben uzun ömürlü oynarız diye tahmin ediyorum. Sürekli burayı kuvvetlendiririz, şey yaparız. DST taktiği. Aynen öyle. O zaman bina arayın arkadaşlar sağlam. Görmüştük sanki bir yer ya. Bak, buranın bodrumu da çok sağlam ha. Şey yapabiliriz yine burada şu an tam olduğum yerde böyle... metal şeylerle sevrilmiş. Ege tahta olmasın hem. Betondan olsun ki dayanabilsin. Tahtayı çok çabuk eritiyorlar. Anladım. Bir tane yumruk at duvara, bak bakayım. 1200'den aşağı canı varsa asla giremeyiz o. Mesela bizim bu bodrum. Burayı 7 tane canı var kanka.
Yani. 7K mı bakayım? 2500. Zemin 1000. De zeminden gelecek canavar yok zaten. Aynen. Duvarlar şöyle 2500. En kötü burayı açıp bırakırız. Üzerine frame alırız. Burayı komple kapata kapata ineriz aşağı. Bak yukarı tutmuyor. Geldim, gördünüz mü beni? Burayı içeriz. İçeri defleriz. Gel üst kata gel. Normal üst kata gel. Ondan sonra ufaktan bir çıkalım. Sonra ben Yasin'e save dosyasını teslim edeyim. Çünkü hem host olduğumda hem şey olduğumda benim PC kaldırmıyor. Lan ölüm eksisi gene ne lan? Ölüm travması. Bal var mı? Var balım var. Şey ilk yardımın içinde. Şevketime bak, silahlar falan filan diye de yazmış. Oyunun yazı fontu da çok iyi lan vallahi. Seni kilitledikleri su kulesini savunun. Evet 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 evet, doğru doğru. Su kulesinin 7000 canı vardı Yasin, 7. Yukarıyı birazcık düzleriz. Aşağısı nasıl, sorun olur? Aşağısı 7K işte. Temeller 7K mı? Temeller 7K evet. Tamam gidelim oraya, orayı savunalım. 7 aşağıya 7. Kadar... Tamam abi oraya gidelim. Bu bina dayanmaz mı? Dayanır da hani burası zarar görmesin. Zarar vermeye gerek. Ya şimdi 7. günden sonra 14. gün falan geliyor ya. Her günleri o şekilde geçirelim diye. Yani hep burayı savunuruz. Muhtemelen 24. ya da 31. günde amel defterimizi dürecek pozisyona gelirler. O zaman ana yeri savunuruz. Peki abi bir şeyden soracağım. O kulenin üstü dardı. Düşmeyelim aşağı. Genişletiriz. Frame'lerle. Yok şey frame'ler harcında bir şeyler var. Lan motoru niye ortaya atıyorsun, motorlu testereyi? Demediniz mi? O bir sürü sağlık malzemesi getirdim bu arada. Ay sandığa mandığa bak. İşlerinizi bir bırakın da ben ufaktan sunucuyu kapatayım. Ondan sonra artık Yasin'imin ellerinden öpecek buralar anladığım kadarıyla. Tamam ben toplarım oralar. Abi olmadı Ege'yi de şekilde alırız. Sandıklarla işlerinizi bitirin. Ne sağ olsun. Teker teker ediyorum. Terk edelim oyunu. Ben kaçtım. Aynen Yasin direkt çıktı. Tamam. Eren de çıktı, Ege de çıktı, Şevket de çıktı. Eyvallah arkadaşlar, elinize sağlık. Dediğim gibi o su kulesini savunalım, burası ana base olarak kalsın.